Avrupalı Türklerin gururu Ganga Serdar, genç sporcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Geleceğin yıldızlarını milyonlarla tanıştıran Serdar Topçu, adeta abilik yaptığı genç futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk kez spor şovda ekrana getirmişti. Şimdi Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler alan Hakan Çalhanoğlu, Karşuhe'de başladığı futbol kariyerine dünya arenasında devam etmeye hazırlanıyor. Buraya geldiğim zaman çok titredim bir anda. Heyecanlandım, çok seyirci vardı. 15 bin kişi ne demek? Profesyonelliğe ilk adım. Gençlerle alt takımın çok farkı var. Transferin gözdesi. Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi ilk adımlarını yapıyorum. Evet. Yavaş yavaş sabırla bekleyeceğiz. Anlaştığı büyük takım hangisi? Tabii ki gururlu bir şey. Başka takımlardan teklif almak. Binlerce taraftarın önünde ilk kez oynayan Hakan Çalhanoğlu, genç yetenek avcısı Serdar Topçu'nun da ayrı bir gururu. Onu ilk kez spor şovda keşfeden Ganga Serdar, diğer gençler gibi onu da adım adım izliyor. Şimdi mikrofonumuzu genç yıldızımız Hakan'a uzatıyoruz. Bakalım spor şov ekranlarında neler söyleyecek? A takımda kalsın, bir turnuvaya çıkıyorsun. Nasıl, heyecanlı mısın? Nasıl duygular, sevinçli misin? Tabii şimdi antrenmanlarda da beraber şimdi hep A takımda çıkıyorum. İşte o hoca benim ismimi söyledikte ben çok heyecanlandım bir anda. İnanamadım. Buraya geldiğim zaman çok titredim bir anda. Heyecanlandım, çok seyirci vardı. 15 bin kişi ne demek? İlk maçı maalesef kaybettik ama umarım ikinci maçı yeneceğiz, kazanacağız. Evet. İlk defa mı çıkıyorsun böyle 14-15 bin seyirci karşısına? Evet, ilk defa çıkıyorum. Daha bu kadar bir atmosferden hiç çıkmadım. Nerelere titredi? Ayakların, kolların nereler? Yok yani bizi içeri çıkmadılar. Her taraf titredi. Antrenmanlığı vardı tabii ki. Hala titriyorum. Ama sevinçli miydin böyle baktığın seyircilere? Seyircileri görüyorsun, ilk defa o kadar seyirci karşısında. Yani inanılmaz bir şey. Tabii ki seviniyorum ya. Oraya çıkmak ne demek yani? Birkaç bin kişinin arasından sonra gidiyorsun. Evet. Oradan ama gurur bir şey. Evet, maça çıktın. İlk top geldi. Direğe vurdun bildiğime göre. Biz de tabii yanında duruyorduk. Sevindim, top girdi diye gördüm ama nasıldı? İlk top ayağına geldi. İlk top ayağına geldi. Tabii gol atmaya çalıştım. Hoca dedi zaten hep bol şut çek dedi. Evet. İlk şansımı dedi ama nasip değilmiş. İnşallah ikinci maçta deneyim. Evet. Fark nasıl? Veya gençlerinden, büyüklerinden arası fark büyük mü? Tabii ki gençlerle alt takımın çok farkı var. Çok kondisyonel, herkes çok hızlı, çok güçlü. Daha zor buradan ama alt takım önüne gelmek kolay değil. Karşıya büyük saygı veya büyük destek çıkıyor sana ve bu ara transferde bir senin ismin geçti. Ne demek bu? Tabii ki şimdi onlar da bana profesyonel imzamı atmamışlar ama şu an bizim durumumuz çok kötü. Son oyuncuyuz ligde. Ona göre biz de düşünmeliyiz. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Durumlar nereye gösteriyor? Atacak mısın, bekleyecek misin? Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi ilk adımlarımı yapıyorum. Evet. Yavaş yavaş sabırla bekleyeceğiz. Büyük transferde ismin geçiyor. Galatasaray olsun, Bayern Münih olsun, Hoffenheim olsun, Stuttgart olsun, Trabzon olsun. Yani bir genç oğlana bu teklifler geldi mi nasıl karşılıyorsun? Seviniyorsun tabii ki bir yandan. İyi futbolcu olduğun ortaya çıkıyor. Nasıl yani? Ailenle ne görüşüyorsun? Tabii ki şimdi futbol emek verdiğin zaman emeğinde karşılığını alıyorsun tabii ki. Tabii ki gururlu bir şey başka takımlardan teklif almak. Ama şimdi dediğim gibi şimdi performansımı anlatmaya çalışacağım. Ona göre biz hareket edeceğiz. Babamla zaten ve menajerimle hala konuşuyoruz. Düşünerek her şeyi hareket edeceğiz. Sadece büyük kulüpler peşinde değil Hakan'ım. Almanya 19 yaş altı milli takımından gelen teklifte oldukça heyecanlandırmış genç yıldızı. Ancak o kararını fazla düşünmeden Türkiye'den yana kullanmış. Burada sormuş olalım. Hakan Türkiye adına futbol oynuyor. Gönlü Türkiye için biz bununla gurur duyacağız. İnşallah bir gün ismin de bir Messi gibi, bir Ronaldo gibi Hakan Çalhanoğlu olur. Profesyonel turnuvanın ilk maçında boy gösteren ve tribünlerden alkış toplayan Hakan Çalhanoğlu, final maçlarında golle tanışınca soluğu hemen Ganga Serdar'ın yanında alıyor. Tabii ki güzel bir duygu burada. Bir gol ve bir asist. Çok mutluyum. Şimdi çok beğenim. İstanbul'da turnu yapacağız. Evet. Şimdi gidelim gideceğiz. Ya bildin mi?
Bir gün olacaksınız diye. Evet, inandım. Niye? Çünkü çok genç oyuncularımız var burada. Herkese şans veriyorlar. O yüzden çok yetenekliyiz ve bu yeteneklerimizi ortaya koyduk. Genç bir yıldızı daha dünya futboluna kazandıran Ganga Serdar, Hakan Çalhanoğlu'nun yanından şimdilik ayrılıyor. Almanya'da başlayan futbol kariyeriyle milyonlara spor şovda merhaba diyen genç Hakan, eminiz ki yakın gelecekte Türk futbolunun parlayan yıldızı olacak. Siz de çocuğunuzun Hakan Çalhanoğlu gibi bir yıldız olmasını istiyorsanız hemen yetenek avcısı Serdar Topçu'yu arayın.